Herkese merhaba. Bugünkü konumuzda Rapidopora tetrasperma var. Umarım adını doğru söyleyebilmişimdir. Çoğunuz onu Monstera minima olarak biliyor. Onun da sebebi yapraklarının bildiğimiz Monstera delişiyorsa ya da Borsigiana'ya benzetilmesinden kaynaklanıyor. Ama Monstera minima değil. Gerçek adı Rapidopora tetrasperma. Evet, şimdi onun biraz isteklerinden bahsedecek olursak, bol aydınlık alanları seviyor. Bol aydınlık alanlarda daha sık yapraklar veriyor ve daha yeşilimsi. Ama düşük aydınlık alan yerleri de, yani daha biraz daha gölgeli alanları da gene tölere edebiliyor. Öyle olduğu zaman da yaprakları daha açık renkli ve ışığa ulaşmak için yaprak sapları çok daha uzun oluyor. Sulamasından bahsedecek olursak, genelde ben kurumaya yakın ve tamamen kuruduktan sonra suluyorum. Çok fazla susuzluğa tahammül edemiyor değil. Bu da onu en kolay bakılan bitkilerden bir tanesi yapıyor aslında. Yani arada bir onu turda sulamazsanız hemen size küsen bitkilerden değil. Dayanıklılar. Eğer sulamayı az yapıyorsanız yaprak uçlarında kurumalar görüyor olabilirsiniz. Ya da çok fazla kaçırdıysanız alttan doğru sararmaya başlıyorlar. Bu da aklınızda bulunsun. Nemden bahsedecek olursak, nemi çok fazla seçen bir bitki değil. Her ortama adapte olabileceğini de düşünüyorum ayrıca. Yani özellikle bir nem ihtiyacı yok. Ama siz tabii nemi arttırırsanız da onu daha çok mutlu etmiş olursunuz. Biliyorsunuz ki bunlar tropikal bitkilerden ve nem seviyorlar. Ama seçici değil. Genelde ben mesela bunları sulayacağım zaman haftada bir, ayda bir banyoya götürüp komple yıkarcasına böyle yağmur yağdırır gibi hem yaprakları yıkanmış oluyor hem toprağa her yerine nüfuz etmiş bir şekilde sulanmış oluyor. Onun harici yapraklarını da silerek yaprak üzerindeki gözenekleri açabilirsiniz. Bu da bitkinizin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Yaprak seçerken toprağı havalandıracak materyaller içerisine ekliyorum toprak karışımına. Normal mesela aldığınız toprak karışımları hazır satılıyor. Bu hazır aldığınız toprakların içerisine perlit, vermikilit, pomza, kil bilyesi, aklınıza gelebilecek farklı materyaller karıştırarak toprağın daha havadar olmasını sağlayabilirsiniz. Böylece toprak çok fazla ıslak kalmadığı için köklerde çürümeyi de azaltmış olursunuz. Toprak seçerken de buna dikkat edebilirsiniz. Sonbahar ve kış aylarında genelde dinlenmeye giriyorlar. Bu arada gübreleme yapmıyorum. Ama bahar ayları başladığında, yani havalar ısınmaya başladıktan sonra ayda bir kez olacak şekilde genelde bunları gübreliyorum. Çoğaltmasına gelecek olursak, bunların çoğaltması çok basit ve çok da hızlı çoğalıyorlar. Size bir tane örnek göstermek istiyorum hemen. Bir tane de yakından gösteririm. Temiz, steril bir makas. Bunu alkolle silerek ya da ateşten geçirerek, genelde mikrobiyolojide ateşten geçiriyoruz. O yüzden ben bunu ateşten geçirerek steril bir hale getirdim. Hemen mesela bu çok uzadığı için gördüğünüz gibi bu şekilde. Mesela bir dalını şu şekilde kesebilirsiniz. Şimdi yakından gösterecek olursam, iki yaprak arasından şuradan kesiyoruz. Şu şekilde. Bu şekilde bunu hava kökü suda olacak şekilde suya koyuyoruz. Bunu da yine aynı şekilde suya koyabilirsiniz. Hava kökünün olmasına gerek yok ama hava kökü olduğu zaman daha hızlı kökleniyorlar. Suda köklendirmede genelde su kökleri toprağa geçtikten sonra toprakta bir bölümünü kaybediyor. O yüzden suda ne kadar çok köklendirirseniz sizin için o kadar iyi olur. Mesela bakın burada hava kökünden küçücükmüş. Yeni kökler çıkartmış bir tane var. Burada mesela hava kökü yok ama filiz verdiğinin üzerinden kök çıkartmış. Bu şekilde de gene bakın burada da var. Hava kökü küçük ama filiz vermiş köklenmeden de. Yani çoğaltma açısından çok bereketli bir bitki diyebilirim. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, sizlere şimdi ufak bir hikaye anlatacağım. Bana göre biraz hüzünlü bir hikaye. Rapidopora tetrasperma'nın
alacalısını şans eseri Pisera'dan bulmuştum. O gün ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam. Böyle gördüğüm anda o kadar şaşırdım ki böyle elimde aldım. Bununla böyle etrafa sıçraya sıçraya mutlu bir şekilde geldim. Hatta Asya Avrupa o gün karşıya da geçmiştim. Beraber gezdik. Kendisi burada. Yani o kadar çok seviyordum. Eve gelir gelmez de onu hemen yatak odamda konumlandırdım. Sabah uyandığımda ona bakıyordum. Akşam yatarken de ona bakıyordum. Ama odam çok ışık almadığı için dedim ki onu balkona götüreyim. Aydınlık alana. Belki de en büyük hatayı burada yaptım. İlk önce yüksek bir yere koymuştum. Sonra benim ufak yeğenim onu oradan nasıl olduysa tepe taklak devirdi. Ve paramparça oldu. Zaten bunun dörde ayrılan bir dalı var. Şöyle bir ana gövdesi var. Şu şekilde. Alacalı olan şuradan ve şuradan geliyordu. Gördüğünüz gibi şu olan kısım komple kırıldı ve parçalarına ayrıldı. Hiçbir şekilde onu kurtaramadım. Gitti. Ondan sonra bitki biraz kendini toparlıyor gibiydi. Alacalı şu dalda devam ediyor. Hepsinde yoktu zaten. Ve şurada az var. Onu da fotoğraf olarak ekleyeyim ki daha net görebilirsiniz. Bunun alacalısı sonradan belli oluyor. Mesela yaprak ilk açtığı zaman belli olmuyor. Daha sonradan netleşiyor. Ona benzer mesela burada Alocasia zebrina variegata var. O da mesela ilk önce yemyeşil yaprak gibi açıyor. Alacalısı sonradan belli oluyor. Bunda biraz kaldı. Neyse. Bitki tam kendini toparlıyordu. İşte bu yaprağı açtı. Çok geçmedi. Gene bitkim ne hikmetse tekrar düştü. Gene olan dalları ve bunun sürgün yeri kırıldı. Zaten bu komple gitmişti buradan bir öncekinden. Bir daha hiç filiz vermedi. Sonrasında gene bitki sürgün vermeye başladı. O hafta ben şehir dışına çıkmıştım. Ve evde hepsini sulamalarına rağmen bir tek bunu sulamayı unutmuşlar. Ve sürgün yerim kurudu. Bitki bana küstü. Şu iki dal inanılmaz derecede büyürken alıncalı olanın sürgün yeri hala aynı bir şekilde bekliyor. Ya böyle nasıl diyeyim, sakınan gözü çöp batar mı derler. Yani en ya diyorum ki keşke odamdan götürmeseydim. Daha iyi olsun derken daha kötü oldu. Bence nazar değdi. Kendimi böyle avutuyorum. Bu da böyle acıklı bir hikaye. Samanyolu müziği ekleyebilirim yani arkasına. Benim için o kadar üzücü. Bir üzücü olan da Alocasia Friday'imin aşırı sulanarak öldürülmesi. Onu da başka bir videoda sizlerle paylaşmayı planlıyorum ki Friday'i komple canlandırdıktan sonra. Genel olarak Rapidopora tetrasperma'nın bakımı bu şekilde. Merak ettikleriniz varsa videonun altında sorabilirsiniz ya da Instagram'dan da sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve en önemlisi bizler için bol bitki ve yeşilliklerle kalın. Görüşmek üzere.